Hocam sınavlarda netlerim hep sabit. Bir türlü artmıyor. Aksine azalıyor diyenler. Bu video tam size göre. Merhaba genç arkadaşım. Bugün size çok işinize yarayacak, netlerinizi artıracak 10 taktik vereceğim. Bence ara ara videoyu durdurun ve bu taktikleri not alın. 1. Sınav öncesinde ve sınav esnasında stres yapmamaya çalışın. Stres konsantrasyonunuzu bozabilir ve hata yapmanıza sebep olur. Stresi azaltmak için derin nefes alarak nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri konusunu detaylı bir şekilde başka bir videoda işleriz ya da internetten kendiniz araştırabilirsiniz. 2. Kendinize gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Bu hedefleri başardıkça motive olacaksınız ve sonrasında daha yüksek hedefler koyabilirsiniz. 3. Deneme sınavlarında yanlış yaptığınız veya boş bıraktığınız soruları analiz edin. Hani deneme analizi denilir ya, işte bunu mutlaka yapın, ihmal etmeyin. Yanlışlarınızın nedenlerini anlayın ve eksik olduğunuz konuları da bu sayede öğrenin ve eksiklerinizi giderin. Konu çalışın veya konuyu biliyorsak da hatırlamak için tekrar edin. 4. Soru köklerine dikkat edin. Değildir, olamaz, yanlıştır gibi ifadeleri gözden kaçırmayın. 5. Zor sorulara çok fazla vakit harcamayın. Turlama tekniği diye bir şey var, bunu biliyorsunuz. Bununla alakalı bir videomuz zaten kanalımızda mevcut. Ama isterseniz kendiniz de yine internetten araştırıp turlama tekniğinin ne olduğuna bakıp bu tekniği sınavlarda kullanabilirsiniz. Bazen zor ve karmaşık görünen soruların cevapları aslında çok da basit olabiliyor. Ama eğer soruyu anlamıyorsanız boş bırakmaktan asla çekinmeyin. 6. Kolay sorularda aceleci olmayın. İlk gördüğünüz cevabı işaretlemek yerine soruyu ve şıkları tamamen okuyun. Böylece basit hataları önleyebilirsiniz. Ayrıca kolay sorulara bu soru bu kadar kolay olamaz düşüncesiyle kendinizden yorum katmayın. Cevabı kolay da olsa soru sizden ne istiyorsa ona odaklanın, sorunun mantığını kavramaya çalışın. 7. Soruları okurken çok hızlı veya çok yavaş okumaktan kaçının. Okuma hızınızı sorunun zorluğuna ve uzunluğuna göre ayarlayın. 8. Önceliği olan ders ve konulara ağırlık verin. Katsayısı yüksek olan dersler bizim için sınavlarda daha önemli, öyle değil mi? O zaman katsayısı yüksek olan derslere daha fazla zaman ayırın. 9. Tüm soru kalıplarına hakim olmak için farklı kaynaklardan sorular çözün. Farklı soru tipleriyle karşılaşın ve pratik yapın. Ve geldik son maddemize. 10. Bir ya da birkaç deneme kulübüne üye olarak çok sayıda denemeye girin ve bu sayede deneme kültürü ve pratiği geliştirin. Umarım bu bilgiler işinize yarar, sınavlarda netleriniz artar. Bu videoyu izledikten sonra önerilerimi uygulayarak, hocam bundan sonra daha dikkatli olacağım ve size söz netlerim daha yüksek gelecek diyenleri yorumlar kısmında görmek istiyorum. Ayrıca gelmesini istediğiniz yeni videoların konusunu da yine sizler belirleyip yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.